Ne yolun sen? Akıllı. Kitap yazan. Aa. İstiyor musun kek? Yumuşacık bu, yumuşacık. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda bir arkadaşım var. Kendini tanımak ister misin? Hemen tanıtayım kendimi. Ben Rana, Batıl'ın çok değerli bir arkadaşı. Japonca öğretmenliği okuyorum. Bu Çanakkale'deki 3. yılım ama 2. sınıfım hazırlık okuduğum için. Biz Batı'yla çok yakın arkadaşız ve o da kitapları çok seviyor. Ben de kitapları çok seviyorum. Ve bugün ne hakkında konuşacağız? Bugün Japon edebiyatı hakkında konuşacağız. Evet. Hem size sordum, hem de sen kendi istediğin şekilde anlatacaksın. Japon edebiyatı ne zaman başladı? Japon edebiyatı ne zaman başladı? Şimdi edebiyat, hani nasıl anlatayım? İlla böyle yazılı bir edebiyat olmasına gerek yok. Her kültürün zaten sözlü bir edebiyatı var. Ama Japon edebiyatına ilk baktığımız zaman Heian döneminde başlıyor. Bu hangi yıla denk geliyor? Hangi yıla denk geliyor? 11. yüzyıllara denk geliyor olması lazım. Ve ben birazcık doğaçlama gideceğim, öyle sırf video yapayım diye Wikipedia'dan araştırmadım. Kendi bilgilerimle hani birazcık bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Hatta biz birazcık yanlış öğrendik lisede. Sen nasıl öğrendin bilmiyorum ama dünyanın ilk romanı Genji Monogatari. Japon mu? Evet. Nasıl? Bayağı 11. yüzyılda yazılan Genji Monogatari. Genji hikayesi demek Monogatari. İşte Prens Genji'nin sarayda yaşadığı entrikalar, işte aşk hayatı. Prens mi yazmış bunu? Hayır. Murasaki Shikibu diye bir soylu demeyeyim, İmparatoriçe'nin yanında olan işte cariye gibi bir kadın. Murasaki Hanım, Murasaki de mor demek. Büyük ihtimalle bir lakap kullanıyor aslında. Öyle onu yazıyor. Şu an Türkçe'ye çevrilmedi maalesef. Türkçe'de yok. İngilizcesi var diye biliyorum. İnşallah Türkçesini ben de çeviririm falan diye şimdi. Japonların 3 tane alfabesi var. Evet. Bu edebiyatı nasıl etkilemiş çok merak ediyorum hani. Şöyle anlatayım. Şu anki güncel Japon yazı sistemi 3 kategoriden oluşuyor. Alfabe demek pek doğru olmaz. Hiragana, katakana ve kanji. Hiragana ve katakanayı şey diyebiliriz, böyle hece sistemi. Hani çok harf gibi değil, hece gibi olan şeyler. Kanji ise zamanında Çin'den gelmiş ve böyle ideogramlar, şekiller diyebiliriz. Onu sen okunuşunu bilmiyorsan eğer önceden, onu okuyamazsın ama belki anlamını falan çıkarabilirsin. Şimdi ilk kanjiler geliyor. Daha sonra Japonlar diyor ki biz neden kendi yazı sistemimizi oluşturmuyoruz. O kanjilerde hiragana'yı ve katakana'yı ortaya koyuyorlar. Şu an üçü de sıklıkla bir şekilde sıklıkla kullanılıyor. Bir cümlenin içinde üçünü de kullanıyorlar. Yok, yani. Evet. Çok kafa karıştırıcı. Bir süre sonra alışıyorsun. Gerçekten. Ya. Evet. Peki bu hazırlık süreci senin için nasıl geçti? Japonca okumak isteyen insanlar için. Değerli kohailerime. Şöyle ki ben zaten isteyerek geldim bölüme. Çok hani isteğim, arzum vardı, ne kadar manga, anime ile alakam olmasa da hep soruyorlar böyle Japonca okuduğunda, evet. Aa, manga okuyor musun falan diye. Ona da geleceğiz edebiyat konusunda da. Ama yani hazırlık, eğer seviyorsan Japoncayı bence direkt gelsinler, yani hiç düşünmesinler bile. Şimdi Türkçe'de böyle bir sistem yok, İngilizce'de böyle bir sistem yok, geçince bir anda zorlanmışsındır. Bir de 3 tane bir şey öğreniyorsun aynı anda. Çok ekstra zorlanmalı. Ve sadece yazı sistemi de değil, hani dil bilgisi. Evet, hani Türkçe ile Japonca'nın, nasıl diyeyim sana, cümle kurulum şekli aynı. Aa. Hani biz nasıl cümleyi kuruyoruz? İşte ben parka gittim. Japonca'da da aynı. Yüklemler falan aynı. O yüzden hani hangi kelime, hangi kelime şeyini, başlığın altına giriyor, onu çok kolay ayırt edebiliyorsun İngilizceye kıyasla. Cümleyi daha rahat kuruyorsun. Ama kelimeleri tabii de bilmek gerekiyor yani. Peki bu edebiyatta zorluk çıkarmış mı, ne bileyim? Çok soylu olanlar kanji ile yazmış. Böyle bir durum var mı? Ya şöyle bir şey var. Zaten bütün böyle toplumlarda olan bir şey. Eğer soyluysan okuma yazma bilmeye hakkın var. Evet. Japonya'da böyle. Japonya'da da bu böyle. Soylular biliyor. İşte samuraylar falan biraz bu işin içindeler. Ama özellikle işte biz kanji ile yazalım, siz hiragana ile yazın diye bir şey yok. Mesela
bu Murasaki Shikibu dedim. Murasaki Shikibu'nun Günlüğü diye bir kitap var. Murasaki Shikibu işte sarayda olan yaşam hayatını, Heian döneminde saray nasılmış bunu anlatıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bunu yazarken sırf katakana kullanmış. Yani bu da dönemlerden dönemlere göre değişiyor. İşte bazen sadece kanji kullanalım demişler. Bazen hiragana katakana kullanalım demişler. Bu değişiyor. O yüzden bu net bir cevabı yok sanırım diye düşünüyorum şu an. Bu 11. yüzyılda ilk roman yazılıyor. Sonrasında nasıl devam ediyor edebiyat? Sonrasında yani çok şu an dışarıda gördüğümüz kitaplar sıklıkla olarak gördüğümüz Japonca okuduğumuz modern demeyelim de klasikler. Bu çok önceki zamanlara kıyasla savaş döneminde yazılıyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde yazılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda işte insanların üstünde çok büyük bir eski bırakmış. Evet. İşte birçok kişi açlıktan ölmüş, bombalardan ölmüş ve bunu birçok kitapta hissedebiliyorsunuz. Yani ben hani okurken kendimi gerçekten savaşın içinde hissettiğim kitaplar oldu. Daha sonra bu genellikle benim en azından okuduğum kadarıyla diyeyim. Dönemlerde, eski dönemlerde samurayların işte kitapları, hani kendi felsefelerini anlattıkları kitapları falan da var. Mesela büyük bir kendo üstadı, işte kılıç, nasıl anlatayım? Kılıç şeyi. Kullanma kılavuzu. Kılıç kullanma kılavuzu değil de. Böyle birileri Japonlarla Çinlileri ve Korelileri karıştırınca gıcık oluyor. Çok sinir oluyorum. Gerçekten. Gerçekten çok sinir oluyorum. Çünkü arkadaşlar hiçbir benzerlikleri yok yani. Ya Korece çok güzel ayırt edilebiliyor. Ama Çince ve Japonca bilmiyorum. Yan yana gelince böyle bir karışıyorum. Şöyle bir şey var. Eğer hakikaten hani işin ehli pek değilsen yazıda karıştırırsın. Hani hangisi Çince, hangisi Japonca çünkü falan diye. Çünkü dediğin gibi şeyden gelmiş. Neydi? Kanji. Kanji Çince. Evet. Mi? Ama hani birazcık Japonca ile iç içeysen hani ya evet hani bu Japonca artık belli falan dersin yani. O kadar kafan karışmaz. Mesela bizim ne bileyim Servet Yusuf'un dönemi, bilmem ne dönemi var ya. Onlarda da böyle dönemler ayrılıyor mu yoksa uzun bir süre edebiyat yapılmıyor, soylara özel kalmıyor, uğraşmalar gibi bir durum mu var? Şöyle Japonlarda daha çok hani en azından benim öğrendiğim kadarıyla aktarayım. Şey dönemleri yok. Hani edebiyatta dönemler daha çok yok. Eğer bir kitaptan bahsediliyorsa işte bu o zamanki siyasi ortamın dönemiyle bahsediliyor. İşte Edo dönemi, Meiji, işte Kamakura. Yani Kamakura, daha çok imparatorlarla falan hatırlıyorsunuz. Aynen. Evet evet. Onlarla hatırlanıyor. Bu da aslında güzel bir şey. Tarihi öğreniyorsun, edebiyatı öğreniyorsun. Evet. Evet. Ve şöyle bir şey daha var. Az önce bahsetmek istediğim. Sadece hani edebiyat da yazmamışlar. Evet edebiyat da çok içli dışlı insanlar. Çizimle çok içli dışlı insanlar. Evet. Budizm, işte Şintoizm falan. Hep böyle kendilerini çizime vermişler. Bu çizim şeyiyle de şu anki manga kültürü ortaya çıkmış. Ya insanlar böyle çok şeyler, kültürlerine çok bağlılar. Her şeyde bir felsefeleri var. Bu gerçekten doğru yani. Her şeyde bir anlam arıyorlar. Evet, her şeyde bir çok anlam arıyorlar. Mesela Sado diye bir olay var. Bu sonunda doğu olan her kelime Japonca'da bir felsefeyi ifade ediyor aslında baktığın zaman. Mesela Aikido. Aikido orada Kendo. Sado. Sado da çay seremonisi demek. Evet, onu duymuştum. İnsanlar özellikle bu samuraylar arasında çok meşhur oluyor. Zen Budizmine işte inanan samuraylar. İşte sakin bir şekilde oturup çaylarını içiyorlar ve o anın tadını çıkarıyorlar. Ve buna bir ad veriyorlar. Çok güzel. Diyorlar ki biz bu anı tekrar bulamayacağız. Her şey bir kere yaşanır. Ve bu şekilde biz geleceğiz, çayımızı içeceğiz ve kalkacağız, gideceğiz. Bu an bir daha yaşanmayacak diyorlar mesela. Bu şekilde bir felsefeleri var. Her şeyde bir böyle bir anlam arayışları falan var. Biraz felsefeden bahsedelim çünkü Rana çok felsefe okuyan bir ya, insan. Lütfen. Ve Japonların mesela bana çok şey geliyor, adını sen söyle. İkilemde gibi geliyor. Çünkü bu kadar eski kültür, eski felsefeler sahip olmalarına rağmen şu an Japonlara baktığın zaman uzaktan
hayatlarını çalışmaya adayan bir millet gibi görünüyor. Ne kadar doğru bilmiyorum çünkü Japonya'ya gitmedim ama internette gördüğüm kadarıyla böyle yani. Evet, bizim hocalarımız falan da anlatıyorlar. Gerçekten çalışıyorlar. Özellikle Salaryman diye bir adam var. Salaryman. Orada. Evet yani Salaryman. Geliyorlar, akşama kadar çalışıyorlar. Akşamdan sonra içip işte evet. Metroda sızıyorlar falan böyle. Öyle şeyleri de var. Ama yani bunu da artık nasıl açıklayabiliriz? Yani onu da bilmiyorum yani. Yani savaş sonrası depresyon. Olabilir, belki. Olabilir. Peki Japonya deyince aklımıza direkt şey geliyor. Hiroşima ve Nagasaki evet. bombaları. Ve mesela ben Nagasaki'nin çanlarını okuduğumda tüylerim diken diken oldu. Evet. Sen okumuş muydun onu? Ben okumadım. Oku bence. Gerçi daha evet. fazlasını okumuş da olabilirsin. Ama işte bu yazarımız aslında tamamen bunu yaşayan bir doktor. Evet. Bombalanma anını, şey, öğrencilerinin, arkadaşlarının ölümünü görüyor. İşte ne bileyim, işte insanları iyileştirmeye gidiyor. Her şeyi tek tek not alıyor. Manyak bir bilimsel data çıkarıyor bu şeyden. Hı. Çünkü o şöyle bakıyor hani, pardon. Ay, senin yüzüne olaklar. Ağır parlıyorsun ya. Tamamen şöyle bakıyor. Ve diğer Japonlar da işte hani işimin başında durmalıyım mentalitesiyle bakıyorlar savaştayken bile. Biraz bundan bahsedelim. Hem 2. Dünya Savaşı'nda çıkarılan eserler ve 2. Dünya sonrasında çıkarılan eserler ve edebiyat olan etkisi. 2. Dünya Savaşı'nın direkt Japon toplumuna etkisi zaten çok büyük. Yani hala şu Hiroşima'ya giderseniz aynı Çanakkale'de olduğu gibi nasıl her yerde böyle Çanakkale Savaşı'nın izlerini görüyorsan Hiroşima'ya gitsen de Hiroşima'da da her yerde savaşın izlerini görüyorsun. İnsanların yaşadıklarını gidip hani dinleyebilirsin herhangi birinden. Hani birinde, hala yaşayanlar var çünkü. Evet hani gidip sorup aa işte savaşta ne yaşadığınız deseniz hani size cevap verirler, anlatırlar. Birazcık Amerika'nın hani çok gizlemediği bir şey. Evet. Normalde Amerika çok böyle her şeyin üstünü kapatmaya falan çalışıyor ama bunu kapatamamış. Evet. Ama mesela pardon. Söyle. Mesela bu Nagasaki'nin çanları gibi romanlar yasaklanmış Amerika'da ve çok uzun zaman sonra kadar okuyamamışlar. Yanlış hatırlamıyorsam 1978'e kadar okunmamış o kitap. Mesela insanlar bilmiyor. Goodreads'e baktım. Hep Türkler var kitabın altındaki yorumlarda. Bir iki tane Amerikalı ya da İngilizce yorum gördüm. Şaka gibiydi hani. Demek ki kendi ülkelerinde bunu hani gizlemeye falan çalışmışlar. Olabilir propaganda yaparak ya da bilmiyorum. Şöyle bir şey daha var. Bu ölüm konusunun normalde hani 2. Dünya Savaşı'na kadar Japon edebiyatında çok görünmüyor aslında. Gerçekten mi? Evet. En azından ben dediğim gibi kendi okumalarıma bağlı olarak söylüyorum. İşte 2. Dünya Savaşı'na kadar daha çok işte doğa, insan ilişkisi, yalnızlık bu tarz başlıklar şey oluyor. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ölüm, insanları kaybetmek, yakınlarını kaybetmek konuları şey olmaya başlıyor. Ya bence eğer bir Japon edebiyatına başlamak istiyorsanız ya da az bir okuma yapmışsanız direkt hani 2. Dünya Savaşı'nda hangi yazarlar varmış ona bir bakın ve direkt herhangi bir tanesini okumaya başlayın. Bence size çok şey katacaktır diye düşünüyorum. Mesela Japon kültürünü öğrenmek isteyen bir insan daha yakın zamandan başlamalı o zaman. Çünkü evet. şu anki Japonları aslında bu 2. Dünya Savaşı sonraki dönem gösteriyor. Aynen 1800'ler öyle. Göstermiyor yani. Aynen öyle. Nereden geldi kız? Kedi. İnanılmaz bir kedi geldi şu an. Ağır ağır. Bizi şey yaptı ve gitti. Eğer gerçi hani Japonların yaşamını falan öğrenmek istiyorsanız bir manga serisi bile okuyabilirsiniz hani. Gerçekten mi? Evet, gerçek hayatı anlatan bir manga serisi okunabilir yani. Öyle çok uçmalı kaçmalı shonen falan olmayan bir manga serisi bile okunabilir eğer istiyorsanız. Ve başka neyden bahsedelim? Japonların bu çok içe dönüklülüğü böyle duygularını çok gizlemeleri falan şöyle bir şekilde yansıyor. Natsume Soseki biliyorsun Natsume Soseki. Neyi yazalım? Ne? Natsume Soseki bilmiyor musun? Bilmiyorum. Nasıl ya? Adlarını ezberlemiyor şey, musun? Bir kedi bir adamı yazan. Hayır, o Junichiro Tanizaki olması lazım. Junichiro. Kiraz çiçeklerinin altında mı? Okuduklarımız. Hayır. Ben söyleyeceğim. Ben bir kediyim. Biliyor musun? Biliyorum ama okumadım. Tamam. Abi. Ben bir kediyim yazan abi.
Natsume Soseki. Natsume Soseki bir kitabında, hangi kitabı onu hatırlamıyorum şu an. Bir kitabında diyor ki karakterlerden biri sevdiğine, bugün ay çok güzel değil mi diyor. Bu aslında seni seviyorum anlamına geliyor. Ne? Evet, ve Japonlar o kadar böyle kendi içlerine şey insanlar ki, kendi içlerine dönük yalnızlık, böyle işte duygularını kendi içine yaşayan insanlar ki, bu artık normal hayata geçiyor. Mesela birine hoşlanıyorsunuz ve söyleyemiyor musunuz? Ah bugün ay çok güzel değil mi diyorsunuz ve o anlıyor ne olduğunu. Böyle başka şeyler var mı? Başka altı kapalı anlamlar? Çok vardır da şu an aklıma gelmedi. Çok vardır büyük ihtimalle. Mesela Japonlarda nomikai kültürü çok fazla. Nomikai de şu, nomu içmek demek. Kai da toplantı. Bu iki kelimeyi birleştirdiğin zaman nomikai, hani içme toplantısı gibi bir şey oluyor. İşte işten sonra gidelim, içelim falan. Normal insan oluyorlarmış. Bizim bunu bir Türk hocamız anlatmıştı buradan Melek Hoca'ya. Çevirmenler hakkında da bahsetmek istediğim birçok şey var size. İşte normalde düşündüğün zaman Türk kültüründe hani içen biri nasıldır? Böyle sarhoş, evet, ne yaptığını bilmeyen, böyle çok laubali bir insandır. Ama Japonlar içince normal, ya normalde demeyeyim de daha konuşabilen insanlara dönüşüyorlar. Bu çok üzücü. Kendilerini o kadar çok bastırıyorlar. Evet. İçki çok... ihtiyaçları var. Evet. Ve ben böyle bunu mesela eski roman, işte klasiklerde okuduğumda böyle hep sake içiyorlar. Hep sake, evet, sake, sake. Yani bu kadar içkiyle şey olmaları biraz üzücü. Hani yani kendilerini... Karaciğerler gitti, gitti iflas. Hayır, ona rağmen yani Japonlar çok uzun yaşıyor ama. Evet. Garip bir şekilde. Sağlıklı besleniyorlar çünkü. Ve zihinleri çok sağlıklı bence, evet, bu felsefeler bilmem ne. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu yemek konusuna da biraz belki girebiliriz. Girelim bence. Çünkü herkesin en çok sevdiği şey Japon yemekleri. Evet. Normalde Japon yemekleri çok böyle baharat falan bulunmadığı için, çok böyle nasıl diyeyim, aromatik şeyler bulunmadığı için genelde hep basit şeyler kullanıyor. İşte soya sosu, hı hı, mirin, böyle mirinde tatlı bir sirke gibi düşün. Hı. İşte tuz, karabiber falan. Ve yedikleri şeyler çok basit. Ve şöyle bir şey var, Meiji dönemine kadar Japonlar et yemiyorlar, kırmızı et. Ne? Yasaklı mı yani? Ya yasaklı değil de işte Budizm falan muhabbetine. Meiji dönemine kadar yemiyorlar, 1800'lere kadar. Çok ve iyi. Ve zaten Japonya'da alan yok. Aa. Her yer dağlık falan. Böyle. İnek minek yok yani. Aa. Aa. Süt de içmiyor. Çok, evet. Aa, çok şok oldum şu an. Ondan, hiç beklemiyordum. İşte normalde balığı aslında çok böyle bir hayvan olarak görmüyorlar gibi. Ama sushi de falan yok. Ama işte hani görmedikleri için daha çok balık, işte sebze, aha, falan, o tarz şeyleri tüketiyorlar. Aha. Meiji döneminde İmparator Meiji diyor ki, bu Avrupalılar et dedikleri için bu kadar uzun boylular, bu kadar güçlüler, biz de et yiyeceğiz diyor ve öyle et yemeye başlıyorlar aslında. Hepsi savaş yüzünden yani, evet, aslında. Evet, birazcık öyle. Birazcık savaş, ya savaş değil de şey yüzünden. Batılılaşma isteği yüzünden. Meiji restorasyonlarını eğer birazcık araştırırlarsa, böyle Japonların nasıl batılılaştıklarını, nasıl modernleştiklerini ama hala o kültürlerini koruduklarını görebilirler yani. Bizim şu yapamadığımız an, bir şey. Yani evet, baktığınız zaman. Mesela biz şu an kalkıp Tokyo'ya, Kyoto'ya falan gitsek, sokaklarda kimono giyen, hani normal hayatında kimono giyen insanları görebiliriz. Değil mi? Evet. Çok güzel. Yemek de buraya kadar olsun. Şimdi tamam, birazcık size çevirmen konularından bahsetmek istiyorum. Çünkü Japonca, İngilizce, Fransızca, Almanca gibi bir dil değil ve çevirmen çok zor bulunuyor. Haklı olarak. Çok iyi yetiştirilmesi gerekiyor yani. Evet, o yüzden kitapları alırken çok dikkatli bakın hangi dilden çevrilmiş. İşte bazı kitaplar İngilizceden çevrilebiliyor, Fransızcadan çevrilebiliyoruz. Fransızcadan çevrilmiş bir kitabı okudum ben. Haruki Murakami'nin, evet, ben de öyle bir yorum almıştım. İmkansız'ın şarkısını okudum. Bile bile okudum yani. Fransızcadan çevrildiğini biliyordum. Niye öyle yapıyorlar peki? Fransızcadan çevrildi. Daha kolay yani. Daha kolay ama diye. Ama o zaman çeviri yapmış olmuyorsun ki. Çevirin yani, çevirisi yapmış, evet, oluyorsun. Çevirin çevirisi birazcık kötü hakikaten. Çok hoş değil. Ama yapmışlar. Bence bunu hani birisi fark edip dur demeye, durdurup böyle abi biz bunu yapmamamız lazım, bunu tekrar baştan çevirelim, çevirelim falan demesi gerekiyor bence. Bence çevirmemelerinin en büyük sebebi parasızlık olabilir. Çevirmenlere çok az, evet, para veriliyor çünkü. Evet. Ve artık AI falan da çok yaygınlaştırdığı için yakında ne bileyim ChatGPT'nin çevirdiği romanları falan da okuyacak olabiliriz. Ve
Bence hiç sağlıklı bir şey olmayacak. Peki bilmiyorum. Japonca neden çevrilmesi bu kadar zor bir dil? Çünkü Japonca'da bizim Türkçe'de olmayan bir sürü dil bilgisi kalıbı var. Mesela geçmiş zaman falan vardır. Ama ya, geçmişin geçmişi mi? Ne var? Hayır. Yani? Ya öyle değil de işte belirli durumlarda kullanılan spesifik şeyler. Spesifik, çok spesifik şeyler var. Mesela Türkçe'ye tam tercümesi yok. O yüzden çok zor. O yüzden birazcık zorlanabilirler. Ve mesela az önce dediğin gibi bazı kelimelerin alt anlamları oluyor. Ve bunu sadece Japonlar biliyor evet, olabilir. Evet, evet, evet. Öyle şeyler de olabilir. Evet, o yüzden onu da bilmek gerekiyor. Ve birisi şey yazmış mesela, Itaki'nin çevirilerini nasıl buluyorsun? Çünkü okumasını zor buluyorum falan diye. Bence Itaki'nin çevirileri güzel. Ve çünkü şunu birazcık hani şey yaparak da gördüm. Yetkili çevirmenlerle çalışıyorlar. Ama mesela şey çok üzücü. Allah, bu ne? Turist kabili. Bilmiyorum. Çok, bir anda çok korktum ben de. 100 bin insan. Ben bunu videomda da demiştim. Artık çevirmenlerin biyografilerini yazmıyorlar kitaplara. Evet. Ve ben kim olduğunu bilmeden okuyorum. Çok gıcık bir şey. Çok gıcık bir şey. Mesela bir tane adamı, ay adam diyorum pardon. Bir tane yazarı araştırmaya çalıştım çevirmeni o Itaki'nin serisini okurken. Bulamadım hiçbir bilgi. En azından hangi okuldan mezun olduğunu yazsalar şey olurum. Mesela bu insan belki hiçbir bölüm okumadı. Belki kafasına göre çevirdi. Nereden bileceğim hobi olarak yapıp yapmadığını. Çok haklısın bence bu konuda da bir... O açıdan şeyi çok seviyorum. Neydi? İş Bankası Kültür Yayınları. Evet, arkasına çevirdiğiniz anda tüm bilgilere sahip oluyorsunuz evet. Yani. Ama neden biliyor musun? Çünkü İş Bankası ve Yapı Kredi'nin çevirmenleri böyle akademisyenler ve çok 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 iyi. Hani evet. Ne bileyim, başka ülkelerden ödül almış, şey göstermiş insanlar oluyor. Ve bence hani koymamak saygısızlık olur ama mesela şu an o zaman çevirmenlik bir sanat olarak görülüyordu. Şu an ezik iş, evet, parasız kalacaksın gibi gözüküyor. Ki bu çok üzücü, bu işin bu kadar değer kaybetmesi çok önemli bir şey. İki kültür arasında bir köprü oluşturuyorsun evet. Yani. Peki sen çevirmenlik yapmak istiyor musun? Ben istiyorum ya. Yani. Şöyle bir şey var, normalde hani benim bölümümü okuyup da aslında öğretmen alan pek yok. Bunu kime sorar, hani bizim bölümden kime sorarsanız böyle söylerler. Genelde işte şirketlerde falan çalışıyoruz ama ben ikinci bir ek iş olarak ve birazcık hobi olarak da diyebilirim. Tabii ki bu hobiyi de şey diye düşünmeyelim, hani senin bahsettiğin gibi. Evet, tabii canım. Tamam kanka açayım işte ChatGPT'den çevireyim diye değil de. Hani gerçekten sevdiğim için, kitaplarla içli dışlı olduğum için bir hani arada böyle sanki yapmak isterim. Bak ya, bakacağım daha, ileride çok zaman var ama isterim çevirmen olmayı. Çok güzel bir şey. Mesela bu bölümü isteyen arkadaşlar için nelerde çalışıyorsunuz? Hiçbir yerde çalışmıyoruz. Genelde işte Japonya bağlantılı şirketlerde. Konsolosluklarda çalışan üst sınıflarımız, yani mezun olanlarımız da var. Elçilikte çalışanlar da var. İşte Toyota, Aysin. Marka ismi İşte o, siz biliyorsunuz o markaları. Onlar da çalışıyorlar falan böyle. Bu İstanbul'da liselerde Japonca hazırlık falan gelmeye başlamış sanırım. Evet, bazı liseler. Oralara bakalım, KPSS ile giden olacak mı? Bilmiyorum. Sen ister miydin lise öğretmeni olmak? Ya lisesine bağlı biraz ya. Ben çok hani şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Evet, eğitim dersleri alıyorum. Eğitim dersleri de hocalar eğer iyisi keyifli geçiyor, işte insan psikolojisi, öğrenim felsefesi falan bir şeyler. Ama o çocuklara hani böyle boğazlarını sıkmadan falan nasıl katlanabilirim? Bir de hazırlık onu dediğin bilmiyorum. Bir yıllık oluyor değil evet, mi? Evet. Bir yılda ne öğrenebilirler ki sence? Bilmiyorum artık. Yani. Bir yıl bir dili en baştan öğrenmek için çok az bir süre. Özellikle Japonca. Özellikle Japonca için. Zaten hani sadece bir yıl yazı sistemi çalışsanız ancak yetebilir belki. Japonların sanırım en ağır basan, bence çok da bilgim yok, sana sorayım o yüzden. En ağır basan edebiyat diyorum. Sanat kısmı edebiyat mı? Mesela müzik, heykel, sinema, edebiyat. Sence hangisi en ağır basıyor? Yoksa resim falan mı? Bence resimle edebiyat ya. Sinemalarını çok duymadım mesela. Evet, müzikleri de çok niş şeyler var. Japanese Mad Rock yani, falan. Yani evet. Hani eğer Japon kültürüyle iç içeysen benim olduğum gibi,
Japonca müzik dinlersin bir şekilde bulup. Ben hani arkadaşlarım, özellikle spesifik arkadaşlarım var müzik konuştuğum sınıfta. Hani onlarla oturup biz Japon müziğinden işte girip çıkıp yok Ulfos'tu, yok Atarashigakko'ydu falan diye konuşuyoruz ama hani müzik o kadar şey değil. Önceden işte J-pop falan bir şeyler vardı. Evet. Onlar gitti aradan, kayboldu. Aslında şimdi düşününce anime çok büyük bir şey. Niye bunu es geçtim bilmiyorum. Ama evet, geçmişe baktığın zaman anime diye bir şey yok yani. Var mı 70'lerde? Var. Var mı? Tabii canım. Daha eskisinde? Daha eskisinde yok diye düşünüyorum ama işte 70'lerin sonları, 80'ler, 90'lar. O zamanlar itibaren başlıyor ama manga çok eski. Manga 1900... İşte... Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasına kadar. Ama modern mangadan bahsediyoruz tabii. Onun öncesi de var. Mesela resimler var. Resimlerin kenarında hikaye anlatmış bir tane falan. Çok güzel. Ne öyle şeyler de var. Bunlar... Ve bunların adı var mı? Şimdi bir sürü... Ben çok resimle içli dışlı olmadığım için çok terim veremeyeceğim ama... İşte 1600'lerde de var. 1500'lerde de var. İşte bazıları tahtadan basıp yapıyorlar falan böyle. Çizikleri falan da oluyor. Aslında çok mantıklı çünkü Japonya... Hani sanatıyla ağır basan bir ülke, evet. Yanına edebiyat eklenince sana manga. Aynen, aynen öyle. Başka bir kültür yapamazdı sanırım bunu. Evet, manga zaten şey, Japonca bir kelime. Aa, evet. Ne demek? Man, çizgi roman demek. Ga da işte resim. Çizgi bir resim. Çizgi falan, o öyle anlamına geliyor. Direkt manga oluyor yani böyle iki şeyi bir araya getirip manga kelimesini ortaya çıkartmışlar. Şimdi manga biraz sana gelelim. Sen bir Japonca öğretmenliği öğrencisi olarak en sevdiğin kitaplar ve en sevdiğin yazarlardan ve tabii ki bize önereceğin şeylerden bahsedelim. Bahsedelim. benim en sevdiğim yazar, benim en hani zaten Japon edebiyatı değil, direkt tüm dünya edebiyatı en sevdiğim yazar Haruki Murakami. Gerçekten mi? Gerçekten. Vay be. Yani o yazarı çok eleştiren var ama. Kim eleştiriyor? Bayağı bir insan. Kim eleştiriyor falan. Cinsellik, kadını objeleştirme falan ya. Ben bilmiyorum okumadım. Herkes oku diye beni yani, boğazlıyor. İnsan insana göre değişir ya. Ama çok ben bilmiyorum. Benim hayatıma yön veren biri diyebilirim hatta. Çünkü ben 8. sınıfta onun kitaplarını okumaya başladım. Hı-hı. İlk Sahilde Kafka'yı okudum. Hı-hı. Sonra dedim ki ben Japonca okuyacağım. Vay be. Liseye geçtim. Liseden sonra dedim ki evet ben Japonca okuyacağım ya falan dedim yani. Bayağı onu hayatım. Biraz onun sayesinde oldu diyebilirim aslında buraya gelmem. Çoğu kitabını okudun mu? Evet. Daha o hala... Çok kalın ya. Şu 84'lü olan şu kadar bir şeyi nasıl okuyorsun? 3 cilt. Onu daha okuyamadım. Aa. O en sona kalacak yani. En son onu okuyacağım. Şu an hatta Kumandanı Öldürmek diye bir kitabı var. Onu okuyorum. O da 850 sayfa falan. Murakami ne hakkında konuşuyor sence? Yani sence ne hakkında konuşuyor? Ne hakkında? Genellikle Japon insanların, yani Japon kişilerin, karakterler Japon oluyor. Onların hayatları, günlük yaşamları hakkında konuşuyor. Çok güzel. Ve aslında tam nasıl çevirebilirim bilmiyorum ama gerçek dünya içinde aslında büyülü bir dünyada yaşadığımızı anlatıyor. Çok güzel. Yani böyle bir anda gerçekten şok olduğun, ne alaka ya, nasıl ya falan dediği şeyler oluyor ve insanı aslında hoşuna giden ve sürükleyen şeyler onlar oluyor. Gerçekten keyifli bence. Bir alıp okuyun. Yani herhangi bir tanesini seçin. Fark etmez diyorsun. Fark etmez. Alıp okuyun ya. Gerçekten çok güzel yani. Başka? Başka önerebileceğim Natsume Soseki'den bahsettik. Natsume Soseki'nin Madenci kitabı. Ben 2 ay önce falan okudum ve ben hayatımda bu kadar kendimi sıkışmış hissetmedim. Bir gencin yolculuğunu anlatıyor. Hı-hı. Genç işte madenci falan. Çok detaya girmek istemiyorum. Spoiler vermek istemiyorum. İşte madene girdiği bir an var ve öyle bir anlatmış ki benim klostrofobim çok kötü oldu. Ben hani bir kitabı kenara koyup bir 10 dakika dinlendim. Ondan sonra okumaya devam ettim. O kadar iyi betimliyor. Evet, o kadar iyi betimliyor. Üstüme o kadar etki bıraktı. Nasıl mesela olsa hani madenci kitabını önerebilirim şu an aklımda olan. Daha sonra birazcık düşünmem gerek sanırım. O Kiraz Çiçeklerin Altında da güzel bir kitaptı. Hı-hı. Onu da önerdim. Sen okumuştun onu. Ben de okudum yakın zamanda. O yazarın başka kitaplarını biliyor musun? Ango. Ango
soyadını hatırlamadım. Ben de adı Ango. 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 Bilmiyorum ya, sadece o kitabını gördüm ben de. Edebiyatında şiirler çok fazla yer kaplıyor, evet. Haykular. Bunlar hakkında ne diyebilirsin? Bunlar hakkında şöyle diyebilirim. Anlaması biraz zor. Evet. Türkçe'ye çevirmesi zaten kesinlikle zor yani. Size buradan hani çevrilmiş Japonca şiirleri okuyun diyemem. Evet. Mesela ben kitapları okurken sıkıldım. Çünkü pek anlam yoktu benim için. Hani mesela bunu okuyorum diyorum, canım Türk şiirlerim daha güzelsin dediğine. Sürekli kıyas içerisindeyim ama çok mantıksız tabii böyle bir şey yapmam. Çünkü ben yani Türk biri olarak Türk şiirinden tabii ki daha çok zevk alacağım. Tabii ki de. Ama yine de bana çok, ne bileyim, çok basit ve bilmiyorum, garip gelmişlerdi. Öyle sadece haiku yok Japon şiirinde. Bir sürü Japon şiir çeşidi var. Ama en çok bilinen haiku, çünkü en değişik olan haiku. Hı-hı. Sadece 17 heceden oluşması gerekiyor. İşte ne diyeyim? İşte doğa hakkında, mevsimler hakkında olması gerekiyor. Böyle elementleri içermesi gerekiyor falan. Ama güzel ya. Eğer hani Japonca biliyorsanız birazcık bir okumayı deneyebilirsiniz, keyif alabilirsiniz. Mesela yani bir yıl boyunca Japonca çalıştın, sonrasında haikulara başlayabilir misin? Çok erken olur. Erken olur. Ya ben bile şu an dediğim gibi Japonca öğreniminde 3. yılındayım. Bana bile zor geliyor yani okumak. Ben şu an hiçbir kitabı açıp, Japonca bir romanı açıp okuyayım bunu falan diyemedim mesela. En yakın zamanda yapmam gerekiyor ama. Bunu hangi kitapla yapmak isterdin? Çok Haruki Murakami biraz çok ağır olur gelir. Şöyle diyeyim, bende şu an var Kojiki. Kojiki Japonların işte Japon mitolojisini anlattığı bir kitap. Hangi işte 1500'lü yıllarda falan yazılmış olması, hı-hı, gerekiyor. Yanlışım varsa sen buralara, hı-hı, hani bilgiler yanlış söyledi bu salak falan diye eklersin. İşte aslında bu kitabın yazılma amacı Japon İmparatorluğu'nun, imparatorluk ailesinin soyunun Amaterasu'ya bağlanması. Amaterasu da Japonların en büyük tanrıçası, güneş tanrıçası. İşte bunlar, işte tanrılar nasıl doğdu, işte Japon adaları nasıl oluştu falan, bunu anlatan bir kitap. Ben de onun günümüz Japoncası hali var. Onu bir aslında yakın zamanda bir okumaya başlamak bence benim için de iyi olur. Öyle düşünüyorum. Büyük ihtimalle Kojiki ile başlarım. Ben çok cahilce geldik ama Japonların mitolojisi mi varmış be? O kadar Budistler ki böyle şeyleri düşüneceklerini düşünmüyorum. Ne? Evet, Japonların... Çok Budistler ama. Yani nasıl böyle mitolojileri olabilir? Şöyle bir şey var. Budizm gelmeden önce Japonlar... Müslümanlar. Japonlar Shintoist'ti. Shinto, yani Shin, Tanrı, To, Yol. Doğu aslında bu. Aikido, Kendo falan dedim ya. Oradaki yol. Tanrıların yolu. Bu işte mitolojileri, şeyleri falan var. Aslında Japon'un şu anki yaşamı bile o kadar farklı ki. Bizim din anlayışımız asla uymuyor. İşte bayramlarını kutluyorlar. Bu kutladıkları bayramlar Budizm bayramı da olabilir, Shinto bayramı da olabilir. Çok fark etmiyor aslında. Hatta bir atasözü var. Bir Japon Shintoist doğar, ateist yaşar, Budist ölür diye. Gerçek mi bu? Ki evet, öyle. Hani bak, şu an gidip bir Japon'a işte hangi dini inanca inanıyorsun deseniz net bir cevap vermez. Ya inanmıyorum der, üstüne düşünmüyorum der. Eğer gerçekten hani bir inancı varsa söyler ama işte bayramlara katılır, festivallere katılır. İşte ölünce Budist gibi gömülür falan. Garipmiş. Çünkü böyle mesela bir yaşamları var. Bizde yani bunları bilmeyen insanlar olarak hep böyle Japonları ateist olarak düşünürüz. Evet. Ama aslında değiller. Sadece gizli Budistler falan. Gibi, evet. Yani değişik bu. Dediğim gibi bizim hani din anlayışımızı anlamak için biraz zor. Mesela din bizim kültürümüzde çok fazla yeri var. Konuşma şeklimizde, kullandığımız kelimelerde falan da var. Onlar da bu çok etkin değil o zaman. Yani. Sence? Ne düşünüyorsun? Yani etkili ama İşte konuşma dilinde falan çok böyle, işte biz şaşırınca işte Allah falan diyoruz. Evet. Onlar çok öyle yok, kamisama falan demiyorlar yani. Ama deyimlerde, atasözlerinde falan var tabii ki de şeyler. İşte dediğim gibi Japon İmparatorluğu'nun Amaterasu'ya bağlandığını düşünüyorlar soyunun.
öyle yani Japon İmparatorluk ailesinin soyunun Amaterasu'ya bağlandığını falan düşünüyorum. Ha imparatorluk. Bu benim çok anlam veremediğim bir şey bu. İmparatorluk mu şu an seçiyorlar mı adamları? Nasıl bir sisteme geçmişler? Bunlar bu imparatorluk oluyor. Sonra 1950'lerde falan bir anda değişiyor mu? Ne oluyor evet. bu? Nasıl olabilir oğlum? Oluyor. Çok manyak bir şey. Osmanlı Devleti nasıl dağıldı? Aynı onun gibi. Biraz tarihinden bahseder misin? Sadece işte imparatorluk ailesinin şu anki şeyi İngiltere'deki gibi düşün. Yani sembolik bir sembolik. Şey. İşte dışarıdan birileri geldiği zaman onları karşılıyorlar. Öyle işte konuşma falan yapıyorlar. O kadar. Çok bir yönetimde söz sahibi değiller yani. Çok demokratik ülkeler. Yani. Yani şöyle diyeyim, oy veren insanlar %10-20. Toplumun %20'si neden? Falan. Bilmiyorum. Aa çok değişik. Ben de çok duyduğumda çok şaşırmıştım. Çok böyle aman falan birazcık adamlardı yani. Çok değişik. Mesela şey dedin ya, Japonlar çok içlerine kapanık. Diğer ülkelere ve kültürlere karşı da mı böyle? Evet. Mesela dışarıdan, mesela şunu çok görmüşsün. Japon çocuk siyah bir adam görüyor. Böyle donuyor falan. Evet yani. Ya o kadar donuyor mudur, şey yapamıyordur bilmiyorum ama bizim işte bölümden Japonya bursa giden insanlar falan birazcık hani ırkçılığa maruz kalıyor. Irkçılık demeyelim de hani biraz böyle onların arasında kaynaşmakta birazcık zorlanmışlar. Ama her Japon'da böyle değil şimdi yani, arkadaşlar. Tabii hani canım. Şey demeyelim, Japonlar işte böyle çok sert insanlardır yani. İşte çok şeylerdir falan diye. Benim şu an hani bunda bahsetmemde bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Benim ev arkadaşım Japon şu an. Kendisi videoyu ona atacağım izlesin diye. Onu mesela görseniz çok Japon gibi bir kız değil. Gerçekten. Dünyanın en böyle Türkiye mi benziyor? Çok Türkiye benziyor. Vallahi ya. Çok. Gerçekten hani asimile mi olmuş? Başka bir şey mi? Hakikaten hani öyle bir ailede mi yetişmiş bilmiyorum ama normalde Japonlar sarılmazlar birbirlerine. Çok üzücü. Aile annesine babasına 10 yıldır sarılmayan Japonlar falan. Evet böyle. Aa. Ve kız böyle canım Rayra. Sana buradan kalk. Seni çok seviyorum falan. sarılıyoruz, şey yapıyoruz falan birbirimizi uzun süre görmeyince. Normalde Japonlarda pek böyle şeyler yoktur. Demek yani. Ki zamanla insanlar bu kalıpları yıkıyor. Evet. Yıkıyor olabilirler. Aynen. Bakayım. Evet arkadaşlar, şimdi ben Instagram'da size sordum. Rana'ya sormak istediğiniz sorular var mı diye. Evet. Onlardan başlayacağız. Şimdi o sorulardan şey yapacağız. Ben sorayım, sen cevapla. Tamam. Dazai ile tanıştın mı? Hayır. Tanışmak da istemiyorum çünkü Osamu Dazai. Tüm iki cümle okuyorsunuz ve kendinizi böyle boğazla aşağıya atmak istiyorsunuz yani. Öyle. Peki. En sevdiği Japon yazar bunu cevapladı. Evet, Haruki Murakami. Çok fazla kişi Japoncaya nereden başlanmalı diye sormuş. Sence kendi başına Japonca öğrenmek isteyen birisi nereden başlanmalı? Kanjileri ne zaman çalışmalı? Ay, bir tane daha atmıştım. Bir de Japoncayı nasıl kısa sürede öğrenebilirim? Bence bir dili kısa sürede öğrenmek için bir yol yok. Evet. Gerektiğince efor ve zaman sarf etmen lazım. Her şey böyle bir hap bilgi yok maalesef hani. Ve hani dışarıdan bakınca herkes her şeyi çok hızlı bir şekilde yapmış gibi duruyor ama bunun arkasında yıllar boyu süren bir eğitim oluyor. Aynen. Sosyal medya size böyle gösteriyor olabilir ama hani kaç yıl boyunca eğitim alıyor bu insanlar. Evet, çok haklı konuştu. Ben hani üstüne pek bir şey dememe gerek kalmadı. Yani. O yüzden bu sorular biraz saçma demek istemiyorum ama kısa sürede öğrenemezsin. Çünkü Japon birisi de kısa sürede Türkçe öğrenemez. Sen de kısa sürede Japonca öğrenemezsin. Ve hani şey çok değil mi doğru. Rana? Bir dili öğrenmenin başlı şeyleri vardır. Listening, ay pardon. Konuşma yaparsın, dinleme yaparsın, yazma aynen. yaparsın. Evet. Bu üç temel şeyden oluşur. Yani. Japonca için özel bir şey düşünebiliyor musun kafanda? Çünkü sen de İngilizce öğrendin mesela. Evet. Hani farklı olarak ne yapmış olabilirsin? Sadece alfabeyi biraz fazladan çalışabilirler diye düşünüyorum. Yazı sistemini. Alfabe demeyeyim de. Yazı sistemini fazladan çalışabilirler. Biraz üstüne giderek çalışmanız gerekiyor. Hani gerçekten oturup böyle sayfalarca yazı yazarak elinizi alıştırmanız gerekiyor. İlk önce hani biri de sormuş kanjiye ne zaman başlayalım falan diye. İlk önce hiragana ve katakana'yı arkadaşlar su gibi okumanız gerekiyor. Ondan sonra kanjiye başlayın bence. Çünkü kanjilerin okunuşları da hani hiraganayla ve katakanayla yazılıyor. Siz onları doğru düzgün okuyamadan onları öğrenmeye başlarsanız biraz hem kafanız karışır hem zorlanırsınız. O yüzden ilk önce hiragana ve katakanayı iyice bir halledin.
Ondan sonra kanjiye geçin diyorum ben. Teşekkürler. Teşekkürler. Hemen açalım bakalım. Sana ne ya? Pardon. Samimi okur Damla sormuş ki Japon edebiyatının diğer dünya edebiyatlarından bu kadar farklı ve şahsına münhasır olmasının ana sebepleri nedir? Japonların çok farklı olması, çok farklı düşünmeleri. Evet. Gerçekten böyle. Aslında bunu videoda bahsettik. Evet, çok içlerindeler biraz. Ve diğer kültürlerle bizim gibi çok etkileşimde değiller. Evet. Ve bu diğer kültürlerle etkileşimde olmamalarının sebebi arkadaşlar adada yaşıyorlar adada insanlar. Ve çok güzel. İnsanlıktan çok uzakta yaşıyorlar aslında. Hani sadece Çin'le alışveriş yapmışlar, ticaret yapmışlar. Kore'ye yakınlar mıydı? Kore'ye yakınlar. Japon denizinin diğer ucunda Kore var. Ama gene de hani çok böyle bizimki gibi hani hadi atlayalım gidelim Bağdat'a atla falan. Çok zor bir şey. Yani mesela şey belli bir kısım var. Kimde okuduğumu hatırlamıyorum ama bir yazarda okuduğumda böyle full Batı edebiyatından bahsediyordu ve hani o zamanın yazarlarından sıkça bahsediyorlar ve bu çok garibime gitmişti çünkü çok izole değil mi demeyeceğim ama hani çok uzakta olan bir toplum nasıl bu kadar Amerikan İngiliz edebiyatını bu kadar iyi biliyor? Hani sence bu soruların sahip olduğu bir şey miydi? Evet, büyük ihtimalle. Şöyle bir şey var, eğer ekstra bir ilgisi varsa buna Batı işte Batılılaşalım, Meiji döneminden bahsediyorum. Gene İmparator Meiji gibi biri ise hani bu kadar Batı'da okuyayım şey yapayım falan yapmış olabilir. Hani 1940'lı 50'li yıllarda Japonlar gitmişler. İşte 40'lı 50'li 30'larda da falan hani savaş döneminden önce sonra diyebiliriz. İşte Batı'ya gitmişler. Avrupa'nın ülkelerinde eğitim görmüş insanlar falan da var. Yani onlardan biri olabilir bu kişi. Mesela şey dedin ya çok uzakta olduğu için. Mesela Avrupa'yı falan düşündüğünüzde hepsi o kadar iç içe ki hani bazen kimin edebiyatı kimin bilmiyorsunuz. Evet. Ama Japonlar o yüzden çok orijinal çünkü başka kimse bunu yapamaz yani. Aynen öyle. Derste anime izliyor musunuz? İzliyor musunuz yoksa? İzlemiyoruz. Hayır, izlemiyoruz. İyi ki de izlemiyoruz, ben çok bilmiyorum. Arkadaşlar animenizi gidin başka yerde izleyin. Derste anime falan yok yani. Derste okuyoruz, yazıyoruz. Japonlar neden hızlı konuşur? Şöyle bir şey var. Bu bizim Japonca bilmediğimizden kaynaklı. Japonlar da bizim hızlı konuşumuzu düşünüyorlar. Mesela şeyi merak ediyorum. Mesela beni dışarıdan Türkçe konuşan, Türkçe bilmeyen, çok az bilen birisi anlamaz dediklerimi. Çünkü hem kelimeleri yutuyorum, hem hani gerçekten hızlı konuşuyorum ve yuvarlıyorum falan. Japonca'da böyle bir kullanım var mı yoksa çok hani yazıldığı gibi konuşuyorlar mı? Mesela biz biliyor mu diyoruz ama aslında biliyor mu diyoruz gibi böyle şeyler var mı? Ya Türkçedeki kadar olmasa da yuvarlama var ya. Mesela bizim Türkçe'ye her zaman yeni kelimeler ekleniyor ve bu her zaman olan bir şeydi. Yeni bir şeymiş gibi davranmayalım yani. Evet. Mesela güno falan. Hayır bunu ekledim. Yeta. Ne bileyim hep diğer dillerden bir şeyler alıyoruz. Bu Japonca'da var mı? Var. Belki? Çok fazla var. Hatta geçen Japonca sözlükte, yani telefondaki Japonca sözlükte tabii bir şeyler bakarken Karıcı'da işte Anyon Kaseyo. Ne kadar doğru söylüyorum bilmiyorum ama bu Japonca sözlüğe geçmiş arkadaşlar. Kullanıyor yani. Demek ki kullanılıyor. Bayağı hani Japonca sözlüğe geçmiş yani bu. Japonlar zaten hani İngilizceden falan çok fazla kelime alıyorlar. Gerçekten mi? Evet. Aa, şaşırdım şu an. Çok hani kültürlerine bağlı dedin ya, böyle bir şey yapacaklarını düşünmezsin dışarıdan bakınca. Var bir sürü hani say bitmez şu an. Ve bunları işte kısaltıyorlar, kısaltarak kullanıyorlar. Mesela convenience store, kombini. Ay. Aa ne? Yapışacak 20. Mesela convenience store aslında kombini. Allah Allah. Mesela McDonald's, Mac falan. Kısaltıyorlar böyle kelimeleri. Kısaltmayı seviyorlar yani. Değişik. O yüzden hani senin dediğin gibi hani çok böyle Japonca bilmeyen ya da çok böyle günlük konuşma bilmeyen bir insan ne diyor bunlar ya falan diyebilir. Heian döneminde az önce bu Murasaki Shifu'dan falan bahsettik, biliyor şey yapıyorsun. Orada böyle 12 katlı kıyafetler giyiyor soylu kadınlar. 12 katlı kimonolar falan, yürüyemiyorlar artık. Neden?
güzellik standartı diyelim. Saçları böyle yerlere kadar. Ooo çok değişik. Heian döneminin resimlerine bakarsan çok net görürsün yani. Böyle kat kat kıyafetler. Çok korkunç. Saçları böyle yerlere kadar upuzun falan. Böyle soylu kadınlar kalkıp iş yapamıyorlar yani. Aa, sırf güzel gözükmek için. Evet. 12 katlı kıyafet. 12 katlı kıyafet giyiyorlar falan böyle. Çok korkunç. Ha mesela Japonlar sence Türk edebiyatı hakkında bir şey biliyorlar mı? O da arkadaşım falan var ya. Bilmiyorlar pek. Bilmiyorlar sanırım. Üzdü. Ben gideceğim ve herkesi Türk edebiyatı okuyacağım. Ben diyorum ben. Ama bunu. Şeye çevir, Sabahattin Ali'yi Japonca'ya çevirir misin? Belki çevrilmiştir ya. Japonlar kitap okumayı seviyorlar. Hmm. Evet. Aa, ve bizim öğretmenlerimizden bir tanesi söylemişti. Şimdi Türkiye'de bir kitap almak istiyorsunuz diyelim. İşte internet sitesinde başka fiyat, dükkanda başka fiyat, sahafta başka fiyat evet. falan bilmem ne. Sen Japonya neresine gidersen git. Hepsinde aynı. Her yerde aynı. Çok İnternette iyi. De aynı fiyat. Peki bu mesela kitaplar için mi böyle yoksa her şey için kitaplar böyle? Kitaplar için. Yani diğer şeyler için de belki öyle bir şey vardır ama kitapların arkasında her zaman bir fiyat basılı oluyor. Çok. Hani fiyat etiketi değil. O dışındaki Japonlardaki çoğu kitap böyle dışı bir kağıtla kaplı oluyor. Ayrı bir cilt, ince bir cilt gibi düşün. İki ciltli. Evet, hep bir kaplı oluyor yani. Onun arkasında kitabın fiyatı yazar. Kaç yense, 1000 yen, 1500 yen ve onun haricinde başka bir fiyatı satılmaz. Eğer ikinci el falan değilse. Çok iyi, eski Türkiye. Yani nereye gidersen git, her yerde aynı fiyata kitabı alabilirsin. Öyle peki, bir şeyler var. Bu bölümü önerir misin? Japonca öğretmenliğini isteyenlere önerir misin? Çünkü mesela bizim biliyorsun Türkiye'de tıp mühendislik falan okumuyorsan diğer bölümlere niye okuyorsun ki gözüyle bakıyorlar ve insanlar da hani annelerin babalarının desteklerini almak istiyorlar sonuç olarak. Yani sence bu bölüm okumak isteyen hevesli olan insanlar gelmeli. Gelsinler. Eğer ama şöyle bir şey diyeceğim. İşte ya başka bir dil olsun falan ya da para gözüyle bakıp gelirseniz pek yapamazsınız. Eğer gerçekten Japoncayı seviyorsanız bölüme gelin derim yani. Çünkü ya Japonca kanka öğrenilir falan denecek bir şey değil. Çünkü bunun işte okuma dersleri var, yazma dersleri var, bir sürü ki mesela hazırlıkları bile çok zor. 80 alıp geçmeleri lazım. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? 80 ben 77'de kaldım sonra muafiyet sınavına girip geçtim falan böyle. O yüzden eğer hani ya gelip de tüm üniversite hayatınızı bitirin, sadece oturup ders çalışın da demek istemiyorum. Seviyorsanız gelin ve dersinizi böyle keyifle çalışın. Yani sırf anime manga seviyorsanız aynen, diye gelmeyin. Aynen gerçekten öyle. Dili ve kültürü seviyorsanız gelin. Evet. Benim şeyim bu. Mesela ben çok şaşırmıştım. Size para ödüyorlar değil mi Erasmus'a gelince çok büyük miktar? Yanlış mı hatırlıyorum? Ya Erasmus değil de Maxit var. Kense. Bilen bilir falan diyor şimdi. İşte bir yıllık Japonya'da bir üniversitede okuyorsun falan böyle. Orada burs veriyorlar. Evet çok yüklü bir miktar değil. Böyle Allah'ım çok para falan. Değil ama orada hani hayatını geçirebilecek düzeyde bir para veriyorlar. Ve Türkiye'de aslında çok rekabeti yok ki bu işin yani. Mesela sadece bizim bölümde mi var Japonca öğretmenliği yoksa yanlış mı hatırlıyorum? Öğretmenlik sadece Çanakkale'de var ama Ankara, Kayseri ve Nevşehir'de dil edebiyat bölümleri de var. Çok az yani. Evet. O yüzden hani değeriniz artar eminim. Ya bilmiyorum herhangi bir işe başlarken tabii ki gelecek kaygısı gözetilmeli ama bir şeyi sevdikten sonra her türlü parasını kazanırsın. Bilmiyorum. Yani evet ya. Çünkü bu bölümü okurken mesela ben kendim için diyeceğim. Hani sevmeyince zor gidiyor. Sevdiğinizi düşünmek, yani sevdiğinizi düşünerek gelmeyin. Sevdiğinizi bilerek gelin. Yoksa benim gibi olursunuz. Ya of. Garibanlık ya. Gerçekten. Öyle yani. Daha konuşacak bir şey. Bakayım yeni soru sormuşlar mı? Evet arkadaşlar. Çok yorulduk. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Bayağı yarım saat falan geçmiş olabilir. Konuşuyoruz yani. Eğer buraya kadar geldiysen teşekkür ederiz. Sen adadır. Sana teşekkür ederim. İyi ki geldin. Kanalımın ikinci konu. güzel bir video oldu bence. Evet. Bence oldukça bilgili ve güzel cevaplar verdiğini düşünüyorum. İçi dolu cevaplar verdin. Evet, çok güzel bir konuşma oldu. Sorularınız varsa aşağıya yazın. Hayır Rana'nın Instagram'ını vermeyeceğim. Daha fazla sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Evet. Bir sonraki cumartesi görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.